Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm. Bugün Ankara 18. Kitap Fuarı'ndayız. Kitap standlarını geziyoruz. Gerçekten yazarlarımız olsun, kitap evlerimiz olsun. Yoğun bir çalışma ve kalabalık bir katılım da var. Biz de yürürken Kümeder diye bir standa gelmiş bulunuyoruz. Burada Yasemin Hanım'la daha önce görüşmüştük. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Burada Yasemin Hanım'ın el işleriyle yapmış olduğu, gerçi kendisini tanıtır biraz sonra da kendisi Mamak Belediyesi'nde, halk eğitimde, Mamak Belediyesi binalarında öğretmenlik, yapıyoruz değil mi? El sanatları üzerine yapıyorsunuz. Biraz sonra soracağım ben sizin ne yaptığınızı. Ve bu Kümeder'inle ilgili bir bilgi verebilir misiniz bununla da ilgili? Çok beğendim. Sabah da benim canım nasıl mahvedeceğim. Eğitim, öğretim, sanat. İşte bir tanesi şu anda burada gördüğünüz, evet, tezgah tabiri caizse. Evet. Kümeder adı altında yaptığımız işlerimizi, sanatlarımızı satışa sunuyoruz. Evet sevgili dostlar. Hacı İbrahim Mutlu ile Seyyah'ın Heybesi programı için bu programı çekiyoruz. Şimdi Yasemin Hanım'ı tanıtalım. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Yasemin Tuhan. Mamak Halk Belediyesi'nde ev sanatları öğretmeniyim. Mamak Belediyesi aile binalarında, aile merkezlerinde de kurslarımızı, sanatlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Hali hazırda olan sanatlarımız ahşap dağlama, senef kakma, ahşap koyma, zift katma, alüminyum folyo, buradaki ürünlerimizle benim öğrencilerim öğretmen olduğum, onların ürünleri ve onların öğrencilerim olduğum. Özellikle de senef kakma sanatına ilgi olduğum. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet sevgili dostlar, her ne kadar biz kitap yazıyorsak da benim asıl mesleğim olan ahşap. Ve bu standları gezerken de bu ahşapları görünce benim bir ilgimi çekti. Bununla ilgili bir konuşalım dedik. Evet Yasemin Hanım, genelde herhangi bir dönem mimarisi veya dönem oyma sanatı çalışıyor musunuz? Şahsi olarak, tabii bir öğrenciler de bunu ilk aşamada yapamazsınız. Tabii ki şu andaki ilk hedef ahşap olarak başladığımız sedef takma sanatı. Evet. Osmanlı döneminden gelen Abdülhamit'in çalıştığı özellikle hikayelerin olduğu sanat. Ceviz ağacına çalışıyoruz. Tatlı suda yetişen midye kabuklarını, evet, şekiller vererek gördüğünüz hale getirip ağacımızın içine kakma işlemi yapıyoruz. Evet, genelde hangi ağacı kullanıyorsun? Mesela bu elimdeki ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Ceviz ağacına. Ceviz ağacını yaktığınız zaman üzerindeki dokular da ortaya çıkıyor. Peki şey, başka ne ağacı kullanıyorsunuz? Cevizin dışında ıhlamura deneyebilirsiniz. Kayına deneyebilirsiniz. Var mı elinizde bir ıhlamur ağacı? Bir parçası var mı? Oyma da var. Oyma da var mı? He, bu, evet, bu daha hafif değil mi? Evet. Daha güzel oyuluyor. O işlemi bitmiş. O işlemi, evet. Evet, belirli bir motif çalışıyor musunuz yoksa herhangi bir motif mi? Şu anda belirli sabit motifimiz yok. Kurserlerimiz tabii bize neyi beğeniyorlarsa ve elleri neye yaptığınızı yapabileceklerse, evet, çalışıyoruz. Şimdi bu ceviz ağacı kullanıyorsunuz. Ihlamur başka var mı kullandığınız? Şu anda sedef ve oyma da yok. Kayın kullanabilirsiniz, dut kullanabilirsiniz. Mesela bu nedir? Bu da ceviz. Ceviz ağacı kullanıyorsunuz. Peki nedir şeyin bu fuara gelenlerin ilgisi var mı? Memnun musunuz bu ilgisinden? Yani bu ahşapla ilgili çalışmalara halk veya gelenlerin ilgisi nasıl? Yani kitap fuarında küçük bir sanat ölçüsü ama memnunuz. Sedef bizim için çok önemliydi. Tepkiler de, satış da fena değil. Ahşap dağlama sanatını bilmeyen insan varmış. Bunu da tepkiler olumlu. Kursiyerler oluşturduk. Satış da yaptık kursiyerlerimizin adına. Ya şimdi ben daha önce bir Suriye'ye gitmiştim. Aslında Suriye'de bu şey sedef çok ileri mesele şeyde, el işinde. Evet, ben bunu Antep'ten alıyorum. Yakın ya Antep, evet, orası. Peki sedef bulmada sıkıntı çekiyor musunuz? Sedef, evet tabii ki. İster
falan değil. Bitmiş evet. Haliyle, objelendirilmiş haliyle alıyorsunuz. Evet. Antep'te bir ustamız var bunun elinden. 12 el tel. Şunlar nedir buraya yerleşmiş? Bakır teller. Bakır tel yerleştiriyorsunuz evet. Değil mi? Bir iş tel diye geçer. Hı hı. Şimdi şeyi sorayım. Mesela bu elimdeki bir küçük bir sandık, takı sandığı herhalde bu. Bu bir kişinin kaç gününü alıyor mesela bir oturduğu zamanı? Ben yaparsam 2 günde bitiririm. Ama yeni bir kumisyon yaparsam en kısa 12 lira. Peki bunun fiyatı nedir? Yani mesela örnek diyorum. Evet, evet. Şu an elinizdeki 450 TL. Bu, 450 TL. Peki en pahalı bir elinizde var mı bir işleme? Yani şu daha pahalı diyebileceğiniz bir şey. Pahalılık anlamı şunu içerir. Kullandığınız taş adı. Bu siz sedefe evet. Göre fiyatlandırıyorsunuz. Tabii ki yeni taşları boş hal ham haliyle alıyoruz. Evet. Mahallelerinde atıyorum 200-250 liraysa ne kadar taş kullanırsanız o kadar fiyat artar. Burada ham ve medefeler de görüyorum ben. Medefe bu ahşap dağlama sanatı. Elektrikle yapılan. Evet. Şöyle havyeye benzeyen ucu olan. Hmm. Bunun üzerine çizmiyorsunuz. Eğer en iyiliğiniz varsa siz çizebilirsiniz. Evet. Eğer yoksa da transfer işlemi yapabilirsiniz. Evet. Mesela burada şey görüyorum. Wow görüyorum. Kaf görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini görüyorum. Giriş kapısına lütfen. O bir başka bir sanat dalı değil mi? Boyunluğu bir kalın hali, gündüz bir tabaka, resmi çiziyorsunuz, başvuruyorsunuz boyutlandırmaya. 15 gün alıyor. Onun değeri nedir? Değeri yok. Yani ama veremiyorum da. Yani 2,5'un altında vermek. Vermek istemiyorsun. Evet. Bu nedir? O da mı yakma sanatı? Şimdi o neyin üzerine yapıyorsunuz bunu? Camın üzerine komple zift sürüyorsunuz, kurutuyorsunuz bunu değil mi? Daha sonra bunu kazıyarak kazıma işlemiyle zift yani istediğiniz yazıda zift kalıyor ve diğer tarafını o da zordur. O da mı öyle aynısı? Peki bunun değeri nedir yani? Bir hediyesi nedir diyelim? Diyorsunuz. O aynanın kenarları da evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum ya gerçekten. Bu da telefonluk herhalde değil mi? Bu telefon koyuyorlar burada. Bu değil mi? Bunu ne kadar veriyorsunuz? Bu da 75 TL. Bu da yakma sanatı değil mi? Evet çok teşekkür ediyorum. Şu. Ha bu pardon. Şu. Bu Osmanlı arması değil mi? Bu bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Onda 3 kilo 200 gram yakın çelik kullanılıyor. Öyle mi? Evet. 13 tane tel var şu anda. Evet. Bunu vermek istiyorum. Evet sevgili dostlar, yarın akşam herhalde bitiyor ve buraya mutlaka uğramadan gitmeyin. Yani bu sene olmazsa seneye mutlaka bu şey olacak, burada stand olacak. Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben kendimi ahşapçı zannediyordum ama siz benden daha ahşapçısınız. Bizi izlemeye devam edin efendim. Allah'a emanet olun. Seyyah'ın heybesi İlahi İbrahim Mutlu programı. Hayırlı günler efendim. Sağ olun.